Herkese merhaba. Marksist değer teorisinden bahsediyorduk. Daha doğrusu emek değer teorisiyle bir başlangıç yaptık. Bu arada Marksist değer teorisiyle ilgili Mehmet Selik'in kitabı var. Aslında bayağı derli toplu bir sunuş var. Eski baskısı ya da Efil Yayın Evi'nden çıkan son baskı. Altuğ Yalçıntaş yanlış hatırlamıyorsam. Yayına hazırlamıştı. O aslında Marksist değer teorisiyle ilgili bilmek isteyeceğiniz hemen hemen her şeyi söylüyor. Bir de özellikle eleştiriler bakımından ilginç olan Sancar Divitçioğlu'nun Değer ve Bölüşüm kitabına baksanız iyi olabilir. Onun dışında zaten bütün aslında şeylerde bulabileceğiniz bir konu. Neyse. Marksist değer teorisi aslında klasik değer teorisinden hareketle ortaya çıkan veya Marx'ın benimsediği işte en son ne demiştik aslında Adam Smith'in meselenin farkında olduğunu ancak çözemediğini çünkü bir fiyatların başka fiyatlarla açıklanmasını sağlayacak bir analitik alet ellerinde olmadığı için diyelim. İkincisi, fiyatların gerisinde özellikle bölüşüm paylarından bağımsız bir değer ölçüsü sorunu ki bu önemli bir sorun gerçekten. Değerin iktisadi düşünce tarihinde biliyorsunuz iki biçimde anlaşıldığını söylemek mümkün. Birisi objektif, nesnel değer teorisi ki emek değer teorisi çoğunlukla. İkincisi de öznel, sübjektif değer teorisi ki fayda değer teorisi. Zaten iktisat bölümlerinde genellikle anlattığımız aslında değer teorisinden çok bahsedilmez. Çünkü dediğim gibi daha önce değerlerle fiyatların tam olarak birbirine karşılık geldiğini yani bir dönüşüm, transformasyon probleminin orada olmadığını söylemek mümkün. O yüzden girişte şöyle bir bahsedilir. Ondan sonra da hep fiyatlar üzerinden gideriz. Ama klasiklerde mesele öyle değil. Buradaki şey fiyatlar özellikle de ücretler değişince bütün malların üretim maliyetleri değişiyor ama bu üretim maliyetlerindeki değişme tabii üretim sürecinin ne kadar emek yoğun ya da ne kadar sermaye yoğun olduğuna bağlı olarak değişiyor. Tabii bu birazdan belki söyleyeceğiz. Aslında bunun yanıtı özellikle Marx tarafından verilen yanıt değerin yaratılması süreciyle gerçekleşmesi süreci arasındaki farktan kaynaklanan bir modifikasyon diyelim. Söz konusu yani değerin yaratıldığı sektörün ille de bu yaratılan değerin daha büyük bir bölümünü ya da işte yaratılan değerin hatta hepsini elde etme gibi bir zorunluluk yok. Genellikle yaratılan değerin ne kadarının aynı sektörde kalacağını belirleyen o sektördeki sermaye yoğunluğu. Neyse birazdan belki geleceğiz ona ama bu özellikle şeylerin arasındaki, sektörler arasındaki sermaye yoğunluklarının farkı yani sabit sermaye ve değişir sermaye ya da işte dolaşan sermaye neyse arasındaki oran büyük ölçüde bu dönüşüm problemindeki ya da genel olarak emek değer teorisindeki temel sorun. Emek değer teorisi hepimizin bildiği zaten bir malın üretimi değeri aslında o malın üretimi için harcanan ortalama ya da toplumsal bakımdan gerekli Marx'ın deyişiyle emek miktarı tarafından belirleniyor. Ve bundan zaten bir ölçüde bahsettik. Geleceğimiz yer aslında matris cinsinden. Şu bir dakika, evet. Buradaki hikaye. Yani şuradaki Marksçı ya da Sırafacı. Sırafadan da bahsettik. Dedik ki Sırafada aslında bir değer teorisi yok. Sadece değerin değişmeyen ölçüsü. Sorunla bir çözüm var. Ricardo'nun en temelde olan. Ama Marx'ta sorun yalnızca değerin değişmeyen ölçüsünü bulma sorunu değil. Çok daha derinlerde belki felsefi
olarak üzerinde durulması gereken nokta. O yüzden ama formalleştirirseniz özellikle buradaki gibi Leontiev tipi bir yaklaşımı kullanırsanız ki Leontiev üretim fonksiyonunu mikro derslerinizden hatırlayabilirsiniz. Dirsekli diyebileceğimiz bir üretim fonksiyonu, yani başka deyişle ikamenin söz konusu olmadığı faktörler arasında emek ve sermayenin ancak belli oranlarda birleştirilebildiği ya da bu modele dayanarak üretimin teknik katsayılarının, yani bir birim i malı ya da j malı kullanmak için, üretmek için gereken i malı miktarının sabit olduğunu varsayıldığı bir model. Tabii bu Marksist modeli açıklamak için kullanabileceğimiz en iyi model bu değil ama en azından Sırappa'yla birlikte düşündüğünüzde ve Marx'ın emek değer teorisini böylece ifade etmek daha kolay olduğu için bu model kullanılıyor ama hani bu modelin eksiklikleri var. En büyük eksikliği de zaten bu bize genel ya da makro diyebileceğimiz bir bakış açısı ortaya koyuyor ve birazdan gireceğimiz sorunları ortaya koymak bir miktar zor. Yine de sunuş açısından yararlı bir model. Neyse, modele baktığımız zaman şuradaki çözüm hikayesi. Buna baktığımız zaman aslında şeyi görüyoruz. Şimdi buradaki I birim matris tabii. Birim matris değil, bir dakika. Bir artı R, A, P, N. Ha, evet. A matrisi, pardon, teknoloji matrisi, yani üretimin teknik katsayılarından oluşan matris, her bir sektörde üretilen malların kullandığı diğer girdiler. Yani ekonomide her sektör arasında olmasa da sektör arasında çoğunlukta girdi çıktı alışverişinin olduğu bir model zaten bu yüzden. Leontiev girdi çıktı modeli olarak ortaya konuyor ki modelin aslında kökeni fizyokratik model iktisadi analiz derslerinde, tarih derslerinde görürsünüz ya da göreceksiniz. Sektörler arasındaki girdi çıktı alışverişleri biçiminde ekonomiyi kavramsallaştırmak mümkün. Ki Marx'ın anlayışı da bundan çok farklı değil. Sırappa'nınki zaten işte doğrudan Ricardo'nun yaklaşımına dayandığı için böyle bir anlayış var. Tabii buradaki sıkıntılardan bir tanesi aslında bu A matrisinin içinde bütün diğer mallar var. Ya da işte matris birden N'e kadar sektörde mal üretiliyor ve dolayısıyla birden N'e kadar da girdi var. Tabii bazı mallar kendisini girdi olarak kullanıyor üretimde. Bazı mallar üretimde kullanılmayabilir. Ama sonuçta genel ifade olarak bunu yapabilirsiniz. Ama burada ki sorunlardan bir tanesi ki Sırappa'nın modelinin en büyük handikaplarından biri bence sermaye gibi bir kavram yok. Sermaye zaten epey sıkıntılı bir şey. Genel olarak hani biz iktisatta bütüncül sermaye gibi bir kavramın olduğunu düşünürüz, düşünme eğilimindeyiz ya da böyle varsayarız ki bu başından itibaren yanlış ya da şöyle diyeyim neoklasik marjinal verimlilik teorisini hiçbir şekilde ortaya koyamadığı bir anlayıştır. Kendi içinde tutarlı bir anlayış anlamında. Ricardo'da, Adam Smith'te ve tabii ve kuşkusuz Marx'ta sermaye vardır. Marx'ta ayrıca sermaye sadece mallardan ya da girdilerden oluşmuş bir şey değil. Aynı zamanda bir toplumsal ilişki ya da metalar tarafından taşınan ya da dolayımlanan isterseniz bir ilişki. Dolayısıyla sermaye olmazsa olmaz zaten Marx'ın magnum opusunun adı da sermaye değil mi? Sermaye deyince biraz tuhaf gibi, daha çok kapital demeyi tercih ediyoruz ama kitabın adı sermaye. Sermayeyi, ilişkisini ve kapitalizmdeki rolünü ortaya koymak için yazılan bir eser ki Marx'ın yazdığı bu konudaki tek eser de değil zaten. Dolayısıyla burada sadece girdiler var. Ayrıca bir sermaye faktörü yok. Ama emek var. Buradaki ile emek, zaman cinsinden ölçülen emek faktörü. W'da ücret, işte belirli
niteliklere sahip emeğin elde ettiği ücret. Dolayısıyla A matrisi içerisinde mallar var, diğer girdiler var. Bu bütün malları, diğer girdilerin hepsini bir sermaye olarak tanımlamak mümkün ise de kavramsal olarak çok da anlamlı bir bakış açısı değil. Yani o yüzden işte bu modelin böyle bir açmaz tarafı var matrislerle ifade ettiğiniz zaman, ama sonuçta en azından dediğim gibi sonuç açısından işimize yarayabilir. Dolayısıyla fiyatı belirleyen burada temel olarak bir kar oranı var, bölüşüm payı, teknoloji var ve tabii iç gücü var. Yani üretim maliyetleri, dolayısıyla bölüşüm payları, kar ve ücret ve teknoloji sonuç olarak fiyatları belirliyor. Buradaki fiyatlar tabii üretim fiyatları. Yani sektörün, ekonominin pardon uzun dönem dengesini tanımlayan ya da bu dengesi sonucu ortaya çıkan tek düzey, uniform kar oranıyla elde edilen fiyatlar. Yani buradaki R aslında bir matris değil ya da vektör değil, bir skalar. Çünkü bütün sektörlerde kar oranı aynıdır. Bu da ancak uzun dönemde serbest rekabet koşullarının geçerli olduğu bir durumda ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki üretim fiyatları uzun dönem denge fiyatları ya da Adam Smith'in ünlü doğal fiyatlarını gösteriyor. Doğal fiyatlar dolayısıyla bir kavramsal fiyat, aslına bakarsanız piyasa fiyatından farklı. Piyasa fiyatlarının uzun dönemde yakınsayacağı düşünülen serbest rekabet yoluyla fiyatlar. Emek değer teorisine baktığımız zaman da aslında esas olarak söylediği şu, en basitinden hani yine formül olarak şu şekilde ifade etmek mümkün. Bir A malı, büyük A malı üretiliyor ve kendisinden A kadarlık bir girdi kullanılıyor. A tabii küçük A, birden küçük olmak zorunda. Çünkü aksiyelde bir birim A malı üretmek için bir birimden daha fazla veya bir birim A malı kullanıyorsanız girdi olarak bu üretim zaten yaşayabilir bir üretim değil. Ve emekle kullanırsanız yine emek zaman cinsinden ölçülen. Dolayısıyla bu A malının emek cinsinden değeri, ki bu gama doğrudan emek ve dolaylı emek cinsinden yapabilirsiniz. Yani bu kullandığınız emek faktörüdür. Bu da A malını üretmek için daha önce kullanılan emektir vesaire. Dolayısıyla geriye doğru gittiğiniz zaman bu 1 bölü 1 eksi A serisine yakınsar. Ve buradan da zaten A malının değeri sonuçta şöyle bir ifadeyle ya da genel olarak L bölü 1 eksi A parantez içinde olarak belli olur. N tane mal varsa yine matris cinsinden gamma değerler vektörü N çarpı 1 A matris, yani N çarpı 1, bu da N 1. Dolayısıyla sonuçta elimizde böyle bir matris var. Buraya baktığımız zaman zaten değerleri belirleyen de aslında bir üretim teknolojisidir. Yani üretim teknolojisi değiştikçe emek değerleri de herhangi bir malın üretimi için gereken ortalama emek zamanı cinsinden ölçtüğümüz emek değerleri de değişmek durumundadır ve tabii kullandığımız emek miktarı emek zamanı cinsinden ve dolayısıyla şu da işte böyle yaparsanız, bunu dönüştürseniz buradaki eksi bir üzeri, yani ters matris olduğunu gösteriyor aslında. O yüzden sonuçta burada daha açık şekilde ortaya koymak mümkün. Yani teknoloji ve emek zamanı şeyi belirliyor. Ve tabii değerlerden fiyatlara geçiş sorununa baktığınız zaman buradaki fiyatları zaten yukarıda böyle tanımlamıştık daha önce. Dolayısıyla değerleri de buraya koyarsanız üretim fiyatlarını belirleyen bir kar oranı, dolayısıyla ücret oranı, kar oranı ile ücret oranını tek bir değişken gibi alabilirsiniz. Çünkü Ricardo'nun temel bölüşüm teoremini bize ikisi arasında tek düze bir ilişkiyi de veriyor. Yani ücret oranı belirlendiği zaman kar oranı belirlenir ve tersi.
Dolayısıyla bir tanesi belirlendiği zaman ötekini de belirlemek mümkün. Bölüşüm payları önemli. Emek değerler tabii ki önemli. Ve tabii teknoloji önemli. Yani sonuçta aslında emek değer teorisinin söylediği şu. Ceteris paribus yani bölüşüm payları ve diğerleri sabitken, verilmişken emek zamanı ile fiyat arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bu tabii dediğim gibi genel ya da makro diyebileceğiniz bir şey. Yani buradaki sorun nedir? Buradaki sorun aslında şudur. Şöyle çok basit düzeyde bakarsanız meseleye. Mesela kar oranı sıfırsa bu durumda ne olacaktır? Kar oranı sıfırsa 1 bölü 1 artı R 1 olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 1 yani şurası 1'e eşit olacaktır. Dolayısıyla burası I eksi A'nın tersi matris. Bu da I eksi A matrisi. Dolayısıyla bunların ikisi birim matrisi oluşturacak. Ve bu durumda ne olacaktır? Değerlerle fiyatlar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yani değerler değiştikçe fiyatlar da aynı miktarda değişir. İşin içine sermaye faktörü girerse bu aynı miktarda değişir mi? Değişmez. Çünkü burada da temel sorun aslında dönüşüm sorunu, transformasyon problemi denen hikaye. Aslında onu göstermek için belki şöyle bir şey kullanmakta fayda olabilir. Şuradaki hikaye bu zaten söylediğimiz şey. Şöyle bir makale var. İngilizce gerçi yani ama şeyi zaten göstermek mümkün. Şöyle diyelim şuradaki hikaye. Şimdi değerler W ile gösteriliyor. İşte değeri V ile gösterince o variable capital ile değiştiği için value anlamında W kullanılıyor. Buradaki de P fiyat. Yani bu Marx'ın kendi notasyonu aslında şu kısım. Şöyle diyelim. Yani değeri belirleyen iki tane şey var. Unsur var. Bir tanesi aslında tek unsur emek. Ama emeği iki düzeyde ya da iki unsurdan oluşmuş biçimde düşünmek mümkün. Bir tanesi canlı emek dediğimiz yani bir fiil insanın emek gücünün kullanılarak üretildiği şey. İkincisi de ölü emek diyebileceğiniz şey. Ölü emek daha önceki sermaye mallarının üretilmesi için harcanan emek ve dolayısıyla sermaye mallarında cisimleşmiş olan emek. Yani emek değer teorisini söylediği aslında esas olarak bu. Malın değerini belirleyen temel unsur, temel büyüklük emek değerleridir, emek zamanlarıdır. Hem canlı emek yani bir fiil kullanılan, üretim sürecinde kullanılan canlı emek ve dolaylı emek diyebileceğiniz ya da ölü emek diyebileceğiniz üretim araçlarında cisimleşmiş olan daha önceki üretim süreci sırasında üretilen sermaye mallarının üretimi için harcanan ve bu sermaye mallarında cisimleşmiş, kristalize olmuş bazen kullanılan terim bu emek. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında bütün malların, bütün girdilerin de kendisinin de üretimde harcanan girdilerin, sermaye mallarının kendisinin de kendilerinin de daha doğrusu dolaylı emek cinsinden ifade edilmesi mümkün. Yani hani Adam Smith emek değer teorisine girerken meşhur tartışmasını yapıyor. Geyik kunduz meselesi. İşte efendim bir kunduz vurmak için harcanan süre içinde iki geyik vurabiliyorsanız öyle miydi örnek? Bu durumda ikisinin arasındaki değişim oranı 1'e 2 olacaktır. Yani sonuçta kunduz daha pahalı olacaktır. İki geyik bir kunduz edecektir filan falan. Ama der Adam Smith, sermaye malı yoksa o toplumun ilk ve erken döneminde sermaye malı söz konusu değilken doğrudan emek değerleriyle fiyatlar arasında doğrudan doğruya bir ilişki olduğunu söylemek mümkün. Ama işin içine sermaye girerse karışır. Niye karışır? İşte bu sermaye yoğunlukları arasındaki fark yüzünden. Ama burada tabii Ricardo'nun ve tabii Marx'ın söylediği bu dolaylı emeği de dikkate alabilirsiniz. Yani nasıl alabilirsiniz?
Bütün yapmanız gereken aslında üretimi şey yapabilirsiniz. İki aşamadan, daha doğrusu üretim sürecinde kullanılan doğrudan emekle dolaylı emeği ayırt etmek ve dolaylı emeği de aslında üretim mallarında cisimleşmiş emekten başka bir şey olmadığını varsayarak ilişkiyi ifade etmek mümkün. Aslında bunu yapmanın belki iyi bir yolu şöyle bir mantık kullanabiliriz. Şey yapalım şuradan. Düzenleme yapabilirsek inşallah becerebilirsem şöyle yapayım. Olmadı. Neyse yapamıyorum. Boş ver. Her dönemde canlı emek, ölü emek ya da doğrudan emek ve dolaylı emek yani sermaye malları kullanılacak. Bu arada 10 dakikamız kalmış. Dolayısıyla mesela T döneminde üretilen mal için belli bir miktar canlı emek, doğrudan emek ve belli miktar dolaylı emek kullanılması, harcanması gerekiyor. Dolayısıyla bu T döneminde harcanan dolaylı emek, kullanılan dolaylı emek yani sermaye mallarında birikmiş olan dolaylı emek bir önceki dönemde T n eksi bir döneminde harcanan üretimde harcanan doğrudan emek biçiminde ve bu T n eksi bir döneminde kullanılan sermaye malları da bir önceki dönemde ki üretim süreci sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla orada da dolaylı ve dolaysız emek var. Dolayısıyla böyle geriye doğru gittiğinizde bütün emek miktarlarını, dolaylı emek miktarlarını emek zaman cinsinden ifade etmek mümkün. Dolayısıyla emek değer teorisinin gösterdiği şey bize her malın değerinin doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan emek zamanına yani hem emek gücünün kullanımı hem de makinelerin ve teçhizatın anlamında sermayenin üretimi için harcanan ya da bu mallarda cisimleşen, kristalize eden emek tarafından belirlendiği düşüncesi. İsterseniz şimdilik burada duralım. Çünkü vaktimiz de pek kalmadı. Ondan sonra devam ederiz.